2016'nın son aylarında başlamış olan Engelli Akademisi'nde bu haftaki konumuz engelli bireylerin aile ve toplumla iletişim noktasında bugünkü konferansımızın konusu. Çünkü toplumda hala ön yargılar var. Bu noktada engelli bireylerin toplumdan çok yalnız hissettiğini toplum üzerinde, ailelerin de bu noktada desteğe ihtiyacı olduğunu düşündüğümüzden dolayı böyle bir konferans düzenlemiş bulunmaktayız. Yaklaşık ilimizde 10.000 civarında engellimizde bir şekilde iletişime geçtik ve onlara ulaşmaya çalıştık. Tüm ilçelerimizde zaman zaman bu tür organizasyonlar, farkındalıklar noktasında programlar yapıyoruz. Hem şu an okullarımızda özellikle öğrencilerimize yönelik özel eğitim sınıfı olan okullarımızda engelli farkına oluşmaya yönelik toplantılar yapıyoruz. Bugünkü toplantımız da hem engelli bireyleri hem de engelli ailelerini kapsayan bir konferans. Bu akademi kapsamındaki yapmak istediğimiz düşüncelerimiz oldu. 2017 yılı içerisinde inşallah Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatih Mehmet Erkoç'un bize vermiş olduğu yetki çerçevesinde bir engelli merkezi inşallah bu noktada Kahramanmaraş'ımıza kazandırmaya çalışıyoruz. Bu noktada çalışmamız var. Yine bir engellileri taşıma aracımız, yine bir çalışmamız var. Şu an için tüm Kahramanmaraş'ta ulaşmadığımız engelli kalmamaya ve bunlara biz zaten sosyal yardımlar noktasında akülü tekerlek sandalye veriyoruz. Hasta yatağımız, beyaz bastonlu işitme cihazıdır. Zaman zaman başkanımız da bizle beraber geliyor, aile ziyaretleri yapıyor. Ama bizim en büyük hedefimiz Kahramanmaraş'ta ön yargısız, toplumdaki herkesin farkında olduğu, engelli bireylerin rahat bir şekilde toplum içerisine çıkabildiği, toplumda kendilerini ifade edebileceği bir ortam yaratmak. Yani engelsiz bir Kahramanmaraş için çalışmalarımıza devam edeceğiz inşallah.